Merhaba arkadaşlar. Bugün size milimetrik kağıttan bahsedeceğim. Şu an ekranınızda görmüş olduğunuz. A4 boyutlarındadır. A3 formları da var. Bu kırmızı Veya pembe mi denir artık? o renk tonunda. Fakat mavi renk tonu da karşılaştım. Sadece renk olarak bir farkı var. Ama daha çok tercih edilenin bu olduğunu biliyorum. Bu kağıtlar sayesinde çizimlerimizi daha kolay. Hatasız oluşturabiliyoruz. Normal bir A4 formu, A4 boş bir kağıt olsaydı çizimlerimizde biraz daha zorlanabilirdik. Fakat burada çizimler biraz daha kolay. Hatamızı görme şansımız daha fazla. Düzgün şekiller çıkarabilmemiz daha iyi. Özellikle daha çok grafik çizmek için de kullanılıyor. Çizmek için biliyorsunuz bir kere en az iki boyuta ihtiyacınız var. Bu Milimetrik kağıt dediğimiz olay da aslında bir nevi iki boyutlu bir cetvel gibi. çünkü Biliyorsunuz cetvelle bir tarafı ölçebiliyorsunuz. Sadece bir kanadı ölçebiliyorsunuz. Sonra çevirip diğer kanadı ölçüyorsunuz. Ama burada bir seferde iki kanadı birden ölçebiliyorsunuz. Ya da çizerken zaten o bir nevi sayılarak ilerliyor. Orada sıkıntıyı zaten fark edebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz kalın kareler hepsi birer santim arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaşayım. Hepsi birer santim uzunluğunda. Ve arada dikkat yaklaşınca fark etmiş olduğunuz daha ufak kareler mevcut. Bu ufak kareler de birer milimetreden oluşuyor. Hepsinin kenarı birer milimetre. Milimetre karelerden oluşan bir kağıttan bahsediyoruz. O yüzden bu kağıdın ismi zaten milimetrik kağıt. Bu kağıda düzgün bir çizim yapmak istediğimizde yani normal bir kağıda göre tabii ki daha düzgün bir çizim yapabilirsiniz ama yine çizgiyi çizerken, düzgün bir çizgi çekerken yine cetvel yardımı alacaksınızdır ya da cetvel olmasa da düz bir şey kullanabilirsiniz. Ama hani genelde cetveliniz vardır diye tahmin ediyorum. Burada biraz daha iki boyutlu bir şekilde hata yaptığınızda onu farkına varabilme şansınız oluyor. Bir de şöyle bir avantajını sayabiliriz. Bir A4 kağıdı içerisine, boş bir A4 kağıdı içerisine bir düzgün bir şekil çizebilirsiniz cetvelle. Evet, işte ne yaparsınız? Bir tarafı alırsınız. İşte buradan bir düz bir çizgi çekmeye çalışırsınız. Sonra buradan bir düz çizgi çekmeye çalışırsınız. fakat bu çizdiğiniz çizgi tabi buradan çizdikten sonra tabi buradan da yine şuradaki paralelliğe bakarak muhtemelen bir düzgün bir şekil çıkarabilirsiniz buradan ama A4'ün tam istediğiniz kısmına gelmemiş olabilir. Bunun için şöyle bir şey yapılır. A4'te çizim yapmak istediğinizde tabii ki A4'ün boyutları Boyutları da hesaba katılarak çizimimizin A4 ile paralellik göstermesi açısından işte ölçümlerinizi yaparsınız ve dersiniz ki şuradan işte atıyorum 2 santim bu tarafta olacak çizgim. İşte ne yaparsınız? Şuraya bir tane çizgi koyarsınız 2 santime. Sonra biraz daha bu tarafa kayarsınız. Burada da bir tane daha 2 santimin olduğu yere bir çizgi daha koyarsınız. Buradaki kanadı artık çizebilirsiniz. Ama tabii ne yaparsınız? Şuradan da tabii ki aynı şekilde. İkişer santimleri neyse 2 santim neyse o sizin ne ayarlıyorsanız o çiziminize göre değişebilir. şuradan bakın. Şuradaki çizginin paralelliğiyle A4 kağıdının paralelliği aynı şekilde gelecek, aynı üst üste gelecek şekilde yaparsanız buradan düzgün bir şekilde çizmiş olursunuz. İşte ne yaparsınız? Tam 2 santimin olduğu yere işaretlediniz. Sonra biraz daha aşağıya geldiğinizde yani doğruyu oluşturmak için 2 nokta yeterli. Burada da bir çizgi oluşturursunuz 2 santime. Ardından yine alt taraflarda da bu katlı Taraflarda da o çizgileri oluşturduktan sonra ne yaparsınız? Bu çizgileri birleştirirsiniz birbiriyle. Çizmiş olduğunuz o noktaları birbiriyle birleştirirsiniz. Birleştirdiğiniz zaman A4 kağıdının kenarlarına paralel bir çizim gerçekleştirmiş olursunuz. Fakat milimetrik kağıtlarda böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Çünkü gördüğünüz gibi zaten içerisine A4'e paralel bir şekilde çizgiler konulmuş. Hani bu işlemi
bir nevi bu işlemi atlayarak direkt bu kısma girebilirsiniz. Tabi çizeceğiniz şeklin buranın tam merkezine gelmesini istediğiniz için yine bir ölçüm yapmanız gerekebilir tabi. Ama bu kez ölçmek istediğiniz yeri işte belki kareleri hızlıca sayarak ya da işte şuradan 2 kare geldim, buradan 3 kare geldim tamamdır gibisinden halledebilirsiniz. Burada da bakın girmek istediğiniz yazı, işte imza, isim neyse kısımları var. Buraları da kullanabiliyorsunuz. Mevcutta olan bir çiziminizi muhtemelen bir ölçeği var. İşte bir yerde bir şekil var. İşte atıyorum ABC üçgeninin şekli. Orada yazan miktarlar, arazideki yazan miktarları buraya geçirirken belli bir ölçekle geçirmeniz gerekiyor. Atıyorum AB kenarı için işte 1/100 ölçeğini kullanıyorsunuz. AB kenarı da diyelim ki 500 santim. 1/100 ölçeğini kullandığınızda AB uzunluğu 500 santimken buraya geldiğinde bunu 100 katı küçültmemiz lazım. Yani 100'e bölmemiz lazım. 500'ü 100'e bölmemiz lazım. 500 santimetre 100'e böldüğünüzde 5 santimetre yapar. Yani sizin burada çizeceğiniz AB kenarı muhtemelen 5 santimetre olacak. Bunu da bakın işte şuradaki 5 tane kare kullanarak yapabilirsiniz. Hani cetvelinize hiç bakmadan buradan cetvelin tam böyle şeye getirmenize gerek yok. Ne yaparsınız? Şuradan tam kenara gelecek şekilde 5 tane çizgiyi alacak şekilde yazabilirsiniz. Ya da şurada hızlıca bakabilirsiniz. Böyle bir avantaj sağlıyor. Onun dışında grafik için dedik iyi bir obje bu. Grafik oluşturmak için. Grafik için ne dedik? İki tane genelde iki tane ekseni olur. Değil mi? Şuradan iki tane ekseni olur grafiğin. İki eksene sayı değerleri gerekir. Burada sayı değerlerini direkt hemen şu kenarlara, işte diyelim ki şurası bizim bir kenarımız. Şu kenarlara o sayı değerlerini yazabilirsiniz. İşte nedir? 1, 2, 3, 4, 5 ya da 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 artık neyin grafiğini yapıyorsanız. Aynı şekilde burada da arkadaşlar burada çizdiğinizde de 1, 2, 3, 4, 5 işte şuraya 1, 2, 3 ya da 100, 200, 300, 400 artık nasıl bir grafik çizmek istiyorsanız ona göre bir ayar yapıyorsunuz. Arkasından çizdikten sonra karşılıklı gelen yerleri buradan işaretleyebiliyorsunuz. İşte burada bir nokta var. Atıyorum bir de şurada bir nokta var. İşte diğeri de işte şuralarda bir nokta. Sonra ne yapıyorsunuz? Bunları birbiriyle birleştiriyorsunuz. Ben hadi şöyle hızlıca birleştireyim cetvel kullanmadan. Evet, birleştirdikten sonra hatta şunu biraz da uzun yapalım, şöyle şu kısmı biraz da uzun yapalım. Evet. Buradaki bazı verilere hızlı ulaşmamızı sağlıyor. Mesela en basitinden şurada çizginin eğimini bulmak istiyorsanız kolay bir şekilde bunu bulabiliyorsunuz. Herhangi iki noktadan, işte hangi noktalar olsun, mesela birisi şu olsun, birisi de şu olsun. Doğrusal olacak ama. Bunları hemen bir eksende birleştiriyorsunuz şöyle. Şuradan şöyle birleştirdiniz. Ne oldu? Buradan kaç tane gelmiş? 3 santim gelmiş. Buradan da 3 santim gelmiş. Demek ki buranın eğimi 1. 3/3'ten 1. Ya da bakın şuranın eğimine bakalım. Şuradan bir noktadan şöyle geldik. Şuradan bir noktadan geldik. Bakın burada 1 var. 1 santim var. Burada 3 santim var. Düşey doğrultu bölü yatay doğrultu olması gerekiyor. Çünkü şu açıyı bulmamız lazım. Şu açıya göre eğim yapıyoruz. Buradan hani anlaşılıyor ki şu yokuş ne kadar dik ise o kadar eğim var demektir. Ve ne kadar yere yakınsa da o kadar eğim az demektir. Burada şuna göre, şu çizgiye göre şu çizgimizin eğimi biraz daha az olması lazım. Buradan ben onu zaten rahatlıkla görebiliyorum. Burada da hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç cetvel kullanmadan işte 1 santim olduğunu fark ettim. Buranın da 3 santim olduğunu fark ettim. Ya da santim değil de 1'i de diyebilirsiniz ama santim olduğunu biliyoruz zaten. Ne olacak?
3 santimde 1 santim yükselmiş. O zaman 1 bölü 3 bir eğime sahip olacak bu. 1 bölü 3 bir eğim. Gördüğünüz gibi buradaki eğim neydi? Buradaki eğim 1'di. Buradaki eğim de 1 bölü 3 yani daha küçük bir eğim. Gördüğünüz gibi buradaki eğim bulma işinde de arkadaşlar bize hızlı bir şekilde olanak sağlıyor. Milimetrik kağıtla alakalı benim aklıma gelenler bunlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.